Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güvenilir gıdada yeni dönem konulu basın toplantısında konuşuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Hareketlerini hem de hastalık durumları ile ilgili bütün kontrolleri yapar durumdayız. Ağrı işletmelerde test süreçleriyle ilgili düzenlemeleri hayata geçirerek ağrı işletme olma konusunda kolaylıklar sağladık. Kesimhanelere izlenebilir kamera konulmasını zorunlu hale getireceğiz. Bununla ilgili düzenlemelerin de son noktasındayız. Yılda ortalama 3 milyon doz kuduz aşısını yaban hayatındaki kuduz vakalarıyla mücadele için insan yaşamının olmadığı alanlara havadan atıyoruz. Bakanlık olarak çiftlikten çatala tüm gıda zincirinde gıda güvenliğini sağlamak ve tüketici menfaatlerini en üst düzeyde korumak amacıyla çalışıyoruz. Hasattan itibaren işleme ve depolamadan üretime, taşıma ve dağıtımdan satışa ve son olarak tüketime kadar her aşamada bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle son bir yılda sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim için gıda tebliğlerimizde yaptığımız adeta devrim niteliğindeki yenilikleri bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Tüketicinin yanıltılmasını önlemek ve geleneksel ürünlerimizi korumak için bazı gıdalarda katkı maddelerinin kullanımlarını yasakladık. Tüketiciyi yanıltıcı şekilde, örneğin nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu ya da nar aromalı sos gibi ürünlerle limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin üretimini yasakladık. Yine dünyada çok az ülkenin sahip olduğu NMR teknolojisine sahip olduk. Bal tebliğini güncelledik. Bal analizlerinde NMR cihazının kullanımını karar ölçütü olarak kabul ettik. Böylece balda çok da speküle edilen taklit ve tahşin tespitinde gelişmiş analiz metotlarını kullanmaya başladık. Yine arı ürünleri, propolis, arı ekmeği, arı sütü ve arı poleninde gıda güvenilirliği kriterlerini belirleyen mevzuatı da ilk kez yayınladık. Takviye edici gıdalarda kullanılan probiyotik mikroorganizmalara yönelik yeni ilave kriterler belirledik. Aynı anda bir sektöre yoğunlaştığımız eş zamanlı sektörel gıda denetimleri yaptık. Yine beslenme beyanları kılavuzu hazırlayarak şeker ilavesiz beyanı ile tüketicinin yanıltılmasını engelledik. Gıda etiketlerine yönelik yapmış olduğumuz düzenlemeler de tüketicilerimiz açısından önemli ve faydalı. Bunlardan bazıları şöyle: aromadan üretilen gıdalarda yanıltıcı meyve sebze görseli kullanılamayacak. Birbirleriyle karıştırılabilecek olan gıdalarda tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadeler yer alamayacak. Örneğin tereyağı aroması eklenmiş margarinde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti gibi ifadelerin kullanılmasını yasakladık. Gıdanın adı, net miktarı, satın alındığında ilk bakışta görülecek alana yazılacak. Bu da düzenlemeye tabi oldu. Alkol, şeker ve tatlandırıcı içeriyorsa bu bilgiler tüketicinin rahatlıkla anlayabileceği şekilde diğer bilgilerden daha belirgin olarak yazılacak. Bütün bunların yanında peynir, tereyağı, sürülebilir yağlar ve sade yağ, kaymak ve krema başlıklarında yenilikler içeren tebliğlerimizi de güncelliyoruz. Bakanlık olarak bu çalışmalarımızı üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sektör temsilcilerimiz ve tüketici temsilcilerimizle işbirliği halinde gerçekleştiriyoruz.
Bugün de yanımızda Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanımız var. Kendileriyle bakanlık olarak daha önce yaptığımız gıda okuryazarlığı protokolü kapsamında çalışmalarımız var. Kendilerine de bu kapsamda teşekkür ediyorum. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması konusundaki bizimle beraber yardımları ve destekleri için. Biz tüm bu süreçlerde en iyi denetçi tüketicinin kendisidir anlayışını benimsiyoruz. Bunun her daim altını çiziyoruz. Bilindiği gibi 15 yıldır kullanılan Alo 174 gıda hattımız var. Tüketicilerimizi resmi kontrol sürecine dahil ediyoruz. Ama sadece bu değil elbette. Tüm sosyal medya hesaplarımız, bize ulaşılabilecek WhatsApp hatlarımıza dahil olmak üzere bunları uygulamanın içerisinde tutuyoruz. Bu anlamda başka bir uygulamamız vardı. 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği gününde uygulamaya başladık. Bu da gıda işletmelerinde kare kod sistemiydi.